Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizinle jalapeno turşusu yapacağım. Bu biberleri birçoğunuz biliyordur. Oldukça acı böyle. Yani benim yiyemeyeceğim kadar acı. Ben eşim için yapacağım. Acı severler için yaparken tarifimde paylaşmak istedim. Biberlerimi yıkadım. Süzgece aldım. Şimdi doğramaya başlayacağım ama öncesinde bir eldiven geçireceğim. Çünkü bunun acısı ellerime geçerse arındırmak çok zor oluyor. Biberleri şöyle verev olarak doğrayacağım. Yani şöyle göstereyim elimde. Böyle biraz uzun olmasını istiyorum. İsteyenler halka halka da doğrayabilir tabii ki. Biberlerimi doğradım gördüğünüz gibi. Bu arada biberleri doğrarken lütfen çürük falan olursa onları kesip ayırın. Turşunuzu ziyan etmeyin. Şimdi yanında sarımsaklarımı doğramıştım. Zaten benim sarımsaklarım çok böyle irili ufaklı. O yüzden iki baş soydum. Şöyle düşünün, bu 850 cc'lik bir kavanoz ortalama. Bunun içine şu büyüklükte, şöyle göstereceğim, bu büyüklükte 10 diş, 12 diş sarımsak yeterli gelecektir. Önce tabanına birazcık bırakıyorum. Üzerine biberlerimden alıyorum. Tekrar sarımsak ekliyorum araya. Kavanozumu gördüğünüz gibi doldurdum. Burada kalan biberi de yine aynı kavanozdan bir tane daha yapacağım. Burada 1 kilodan biraz daha az biber vardı. Yani bu boyutta 2 kavanoz yapıyor. Şimdi biberlerin üzerine fermentasyonu hızlandırsın ve lezzet versin diye şöyle yarım yemek kaşığı kadar toz şeker. Böyle bu boyuttaki her bir kavanoz için 1,5 yemek kaşığı, şu bir, bu da yarım yemek kaşığı kaya tuzu, turşuluk, salamura tuzu da diyebiliriz. Ekliyorum. İsterseniz siz eklemeyebilirsiniz ama ben turşumun uzun süre korunmasını istediğim için limon tuzu da ekliyorum. Limon tuzu deyince herkes bir korkuyor ama bakın bu kadarcık, bu kavanoza, yani bir çay kaşığı bile değil, limon tuzu ekliyorum. Lezzet vermesi için biraz top kekik ve taneli kişniş kullanacağım. Ben bunları turşuya çok yakıştırıyorum. Bu şekilde bakın, yani birer tatlı kaşığı düşünebilirsiniz. Bunu da bırakıyorum içine. Bir çay bardağı sirke kullanacağım. Bardağım 125 ml. Bu sirke benimki ev yapımı. Sizde eğer ev yapımı sirkeniz yoksa doğal, organik bir sirkeyle yaparsanız turşunuzu çok daha sağlıklı ve lezzetli olur. Şöyle sirkeyi aktarıyorum. Ve üzerine kaynar su ekliyorum. İsterseniz sirkeyi, tuzu, şekeri ve suyunu ayrı bir kapta karıştırıp ekleyebilirsiniz ya da bu şekilde kavanoza da hepsini ekleyebilirsiniz. Mutlaka yeni kapak kullanıyorum. Şöyle elimi yakmayayım. Kapağımda oturtup iki geri bir ileri yapıp iyice sıkıyorum. Ve turşum gördüğünüz gibi artık fermente olmak için hazır. Bu turşuyu ortalama 20 gün sonra açacağım ve tüketmeye başlayacağız. Evet, benim jalapeno turşusu tarifim bu şekildeydi. Umarım denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.